Sayın Rektörüm, değerli katılımcı hocalarım, sevgili dinleyiciler, İstiklal Marşımızın kabul edildiği günü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programımıza hoş geldiniz. Bugün 12 Mart 2021. İstiklal Marşımızın 1921 yılında kabulünün üzerinden tam 100 yıl geçti. 2019 yılından beri milli mücadelemizin dönüm noktalarının 100. yıllarını kutluyor ve anıyoruz. Bizler ülkemiz için mücadele verilen o günlerde bulunamadık ama bugün o günleri anmaya, anlatmaya, değerlendirmeye ve yaşanan olayların ruhunu gelecek nesillere aksettirmeye çalışıyoruz. İşte 19 Mayıs 1919'da başlayan milli mücadelemizin önemli aşamalarından biri olan vatan mücadelemizi ve hissiyatımızı 41 dizede oluşan 10 kıtayla anlatan İstiklal Marşımızı ve hem şair, yazar, gazeteci olarak eserleriyle hem de bizzat milli mücadelenin ön sıralarında yer alarak İstiklal Mücadelesi'ne büyük katkı sağlayan Mehmet Akif Ersoy'u bu yılın teması olan 10 kıta bir vatan ilelebet İstiklal çerçevesinde anlatmak için bir araya geldik. Programımıza başlamadan önce Mehmet Akif'in olağanüstü zamanlardan geçilen dönemde kaleme aldığı ve milletine armağan ettiği 10 kıtadan oluşan duygu yüklü eserini Doğuş Üniversitesi öğrencilerinden dinlemek istiyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmış saçelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Dileriz. Hepimize ortak bir vatan kavramı etrafında birlikte var olma ve yaşama azmi veren, tarihi geçmişi ve değer yargılarını dile getiren, aidiyet duygumuzun sürekliliğini sağlayan İstiklal Marşımızı seslendirdikleri için öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Dinlediğimiz ve bildiğimiz gibi İstiklal Marşı, büyük felaketlerin yaşandığı olağanüstü zamanlarda gerçekleşen bir dönemde milletine hitaben büyük ümitler ve kazanma azmi telkiniyle başlıyor ve şükürle, hak idrakiyle son buluyor. Bunun içindir ki korkma nidasıyla başlar. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye devam eder. Korkma, çünkü tarih boyunca Türk milleti en zor zamanlarda bile devlet kurarak var olmasına devam etmiştir.
İşgal askerlerinin Anadolu'nun içlerine ilerlediği ve iç savaşın yaşandığı bir dönemde bile vatanın her ferdi zafer ve başarı için sonuna kadar mücadele etmiştir. En sonda da haklı bir mücadele, olağanüstü bir başarı inancı ve şükretmeyle istiklalini kazanacağını ifade etmiştir. İşte bu istiklal istikbalimizdir. Bir yandan da istikbalimiz ise Milli Marşımızın yaratıcısı Mehmet Akif'in bize duygu yüklü dizelerle hatırlatmış olduğu bağımsız olma inancını uygulamaya koymamıza bağlıdır. Bu çerçevede 10 kıtasıyla korkmadan özgür bir vatan elde etmek için halkı cesaretlendiren ve bunun bu coğrafya halkı için bir doğal hak olarak gören Mehmet Akif'i eserini, dönemini ve olaylarını anlatmak üzere sözü değerli konuşmacılara bırakıyorum. İlk olarak sözü programımızın açış konuşmasını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Turgut Özkan'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkürler Hakan Hocam. Doğuş Üniversitemizin çok değerli rektör yardımcıları, değerli dekanlarım, kıymetli müdürlerimiz, değerli meslektaşlarım, kıymetli idari personelimiz, çok sevgili öğrencilerimiz, kıymetli misafirlerimiz. Osmanlı Devleti 1914-1918 yılları arasında yaşanan bir dünya savaşında farklı cephelerde mücadele etmiştir. Bazı cephelerde alınan yenilgiler ve kayıplara rağmen Kutul Amare ve özellikle Gelibolu, Çanakkale gibi cephelerde sağlanan önemli başarılar verilen mücadelede çok büyük dayanak noktası olmuştur. Ancak emperyalist politikaya dayalı bir ittifak oluşturan İtilaf Devletleri'nin savaş içinde yaptıkları planlar ve paylaşım projeleriyle 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi ve onu izleyen işgal yılları Türk topraklarının bölüşülmesi yönündeki asıl amaçlarını açıkça ortaya koymuştur. Buna karşın 21. yüzyılın başından itibaren girişilen savaşlarda farklı coğrafyalarda mücadele eden yorgun Türk halkı Kuvayi Milliye ruhuyla tepkisini, kararlılığını ve azmini göstermiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın alevlendirdiği çoban ateşleri Türk halkının Anadolu topraklarının çeşitli yerlerinde mitingler düzenleyerek işgale karşı koyacağını ve mevcut olduğu bittinin asla kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir. İşte bu ortamda Mehmet Akif de ülkesinin içinde bulunduğu durumun vehametinin farkında olarak ve bu ortamı yarattığı kaygılarla hem eserleriyle hem de bilfiil faaliyetlerle mücadele içinde yerini aldı. Büyük milli şairimiz Mehmet Akif, milli mücadele içinde de aktif olarak önemli faaliyetlerde bulundu. 1920 Şubat'ında Balıkesir'de halkı ayaklanmaya ve bağımsızlığı uğruna savaşmaya çağırdı. Kısa bir süre sonra da bir grup arkadaşıyla birlikte Anadolu'ya geçti. Mücadelesinin kalesi Ankara'ya yerleşti ve milletvekili olarak da mücadelesini sürdürdü. Gerek Konya isyanıyla mücadelede, gerekse Kastamonu'da halkı Sevr Anlaşması'nın içeriği hakkında aydınlatma konusunda önemli katkılarda bulundu. Yapılan toplantılardaki ateşli konuşmalarıyla da halkın hem bilinçlenmesine katkı sağladı, hem de inancını ve azmini artırdı. Akif'i Anadolu'daki bu direnişin içine çeken yaşam, yakından tanıklık ettiği bağımsızlık mücadelesinin Türk'ün İstiklal Marşı'nın da şair yaptı. Onun 1936 yılında hasta yatağında söylediği şu sözler durumun daha iyi anlaşılması açısından anlamlıdır. İstiklal Marşı, o günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir memleketin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Binbir felaket karşısında bunalan ruhların ıstırapları içerisinde kurtuluş dakikalarının beklendiği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O gün bir daha yazılamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek ve o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Akif, marş için o milletin malıdır derken, ruhuna, düşüncesine, sesine, o söz ettikleri ilham edenin küçüğünden büyüğüne, Türk milletinin yaptığı fedakarlık, gösterdiği kahramanlık olduğunu ima etmektedir.
Marşın ikinci dörtlüğünde şairi doğrudan bayrağa seslenerek "Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal" demeye iten de bizzat tanıklı ettiği bu türden fedakarlıklar Türk halkının bağımsızlığını ve özgürlüğü uğruna döktüğü kanıdır. Akif'in Anadolu'nun tutkulu atmosferinde ortaya koyduğu bu şiir, ilhamını şüphesiz onun inancı, imanı kadar bu eseri yazdıran koşulların çetinliğinden de alıyordu. Akif'in tüm faaliyetlerinde canla başla çalışarak, övünmeden, makam ve mevki beklemeden ülkesi için mücadelesi, hatta hayatını tehlikeye atarak çalışması, İstiklal Marşı için "o milletin malıdır" demesindeki tevazu, onu İstiklal Savaşımızın önemli isimlerden biri yapmaktadır. Mehmet Akif'in yazdığı 10 kıta ve 41 beyitten oluşan bu şiir, 12 Mart 1921 tarihinde 1. Büyük Millet Meclisi tarafından alkışlar arasında coşku ile İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Marşın bugünkü bestesi Osman Zeki Üngört, orkestrasyonu Edgar Manas tarafından yapılmıştır. İstiklal Marşı'nı Türk halkının ve halkının bir bütün olarak yürekliliğini, özgüvenini, güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, hakka, yaradana, ezana, dinine ve vatanına bağlılığını dile getiren edebi yanı güçlü muhteşem bir eserdir. Onun ülkesine armağan ettiği marşımızın 100. yılı için bir araya geldiğimiz bugün de değerli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor ve ülkemizin kurtuluşu amacıyla verdiği mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdığı bu muhteşem bağımsızlık marşı için şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz. Ayrıca başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli istiklal mücadelemizde ülke savunması ve kurtuluşu için hiçbir fedakarlıktan kaçmayan ve hayatını feda eden vatan evlatlarına, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın konuklarımız, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Süleyman Doğan'a ve sosyolog Cafer Vayni'ye değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bu önemli programımızın dinleyiciler için faydalı geçeceğine inanıyorum. Kıymetli akademisyenlerimiz, değerli idari personelimiz, sevgili öğrencilerimiz ve değerli konuklarımız, İstiklal Marşımızın değerli şairi Mehmet Akif Ersoy'u bu anlamlı günde tekrar saygı ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz açılış konuşması için. İstiklal Marşı'nın kabul edildiği dönemi ve Mehmet Akif Ersoy'un eserinin önemini bize dile getirdi. Hocamıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Süleyman Doğan hocamıza, Doçent Doktor Süleyman Doğan hocamıza bırakacağım. Ancak ondan önce hocamızın özgeçmişini kısaca aktarmak istiyorum. Doçent Doktor Süleyman Doğan 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında İngiliz Kültür Bursu'nu kazanarak İngiltere'de Brigham Üniversitesi'nde Politika ve Uluslararası İlişkiler alanında master programını tamamladı. 1999 yılında pedagoji alanında yaptığı çalışmalarla pedagoji eğitim bilimleri doktoru unvanını aldı. Yine çocuk ve aile eğitimi ve aile sosyolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla 2012 yılında eğitim sosyolojisi alanında doçent oldu. 2009 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doğan, uzun yıllar çeşitli günlük gazete ve dergilerde muhabir, editör ve köşe yazarı olarak çalışmıştır. Moldova, Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Meclisi tarafından verilen devlet nişanı sahibidir. Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği 1994, Türkiye Felsefe Derneği 2008, Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği İLESAM 2010 ve Telif Hakları Derneği 2016 yılından beri üyesidir. 25'i uluslararası olmak üzere 100 civarında bilimsel yayını vardır. Hocamızın yayınlanmış kitaplarından bazıları şunlardır. Eğitimde Başarının Şartları 1998, Şimdiki Çocuklar Harika 2001, Çocuklar Büyük Bir Şey Değildir
Çocuklar küçük bir şey değildir. 2002. Mutlu aile, mutlu çocuk. 2003. Başarıya yürüyen çocuklar. 2005. Hocamızın son yıllarda yayınladığı eserlerden bazıları ise şunlar. Hayatı güzelleştiren hikayeler. 2020. Rektörler konuşuyor. 2020. Koronaya 100 mektup. 2020. 100 soru cevapta eğitim felsefesi. 2020. Sorularla sosyoloji ve eğitim sosyolojisi. 2021. Profesörler geçidi. 2021. Şimdi sözü hocamıza bırakıyorum. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Şimdi efendim, öncelikle teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sayın Rektörüm ve Sayın Katılımcı Arkadaşım Cafer Bey ve Hakan Bey ve bütün bizi dinleyenlere saygılarımı sunarak başlıyorum. Bu ses ve görüntü geliyor değil mi Hakan Bey? Ben bir sıkıntı yok. Evet hocam, hiçbir sorun yok. Tamam. Şimdi efendim ben Mehmet Akif Ersoy'un kendi alanımla ilgili pedagoji eğitim alanı ile ilgili görüşlerine yer vereceğim öncelikle. Fakat zamanımız ne kadar Hakan Bey, onu da zamanda iyi kullanmak adına? Hocam 20 dakika, 25 dakika ile sınırlayabilirsek Cafer hocamıza da söz bırakmış olur. Peki efendim. Peki, teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi efendim Mehmet Akif çok yönlü bir kimse olarak karşımıza çıkıyor. Hem Osmanlı'da hem Cumhuriyet dönemini yaşamış, iki dönemi yaşamış bir kimse. 20 Aralık 1873'te doğmuş, 27 Aralık 1936'da İstanbul'da, doğup İstanbul'da vefat etmiş bir kimse. İstanbul'da yetişmiş, bir tarafı Arnavut, Balkanlar, bir tarafı Türkistan, Buhara. Dolayısıyla bizim biraz klasik Adriyatik'ten Çin Seddi'ne tabir edeceğimiz şeyi belki de kendinde barındıran bir kimse olarak karşımıza çıkıyor Mehmet Akif. Böyle bir yapısı var. Ve tabii Mehmet Akif'i Mehmet Akif yapan bir kere İstanbul'un Fatih semti. Sarıgüzel diye bir Fatih'in Sarıgüzel semti. İşte babası Tahir Bey, efendime söyleyeyim, geniş bir ailede büyümüş. O zaman İstanbul nüfusu az ve herkesin birbirini tanıdığı ve aynı zamanda çok dindar bir ailede yetişmiş Mehmet Akif. Fakir bir aile o günün şartlarında. Ama efendim çok kabiliyetli bir çocuk olarak karşımıza çıkıyor. Ezber kabiliyeti fevkalade. Ve daha sonra da tabii ben çok uzun uzun biyografi üzerinde durmayacağım ama şahsiyeti üzerinde, karakteri üzerinde durursak Mehmet Akif'in kendine mahsus, nevi şahsına mahsus bir kişi ve kimliği var. Çünkü onun kimliğini oluşturan bir taraf Türkistan tarafı, bir taraf Arnavutluk, yani Balkanlar, evladı Fatihan dediğimiz taraf var. Bir taraftan da Türkistan, Buhara tarafı var. Asıl bizim dini kaynaklarımızın İmam Buhari'den gelen böyle bir yapıda büyümüş bir kimse. İşte Fatih Camisi'nde babasıyla beraber gitmiş ve bu bir şahsiyeti doğru düzgün bir şahsiyet kazanmış kendi ifadesiyle ve bu manada Mithat Cemal Kuntay'ın Fatih biyografisini incelediğimizde orada Fatih'in şu tabiri yer yer kullanıyor, yani sözü odun da olsa sözü doğru söyleyen bir kimse, hiçbir zaman eğilip bükülmeyen. Onun için de devri istibdat dedikleri tarihte, işte 2. Abdülhamit dönemini Fatih Akif çok tenkit eder ve bu dönemde de çok ağır şiirler yazmıştır. Bu şiirlerinde daha sonra da bundan hiçbir zaman da geri adım atmamıştır. Mesela bazıları geri adım atsa da Akif bu şekilde hep onda sabit olmuştur. Tabii ben ona da girmeyeceğim, o da ayrı bir şey. Sadece çünkü bir kimseyi tanımak için onun yaşadığı dönemi, şartları, işte çevresini, efendim toplumsal yapıyı da tanımak namına bunları söylüyorum. Çünkü Akif'i bu şekilde Osmanlı dönemindeki o gerek basın yayında gerek kişi hak hürriyetlerinin bir takım kısıtlamalar Akif'in ruhunda derin yaralar açmıştır.
Onun için de bunu bir türlü kendi içinde sindirememiş ve dolayısıyla Akif hürriyet peşinde ve bir vatan şairidir. Belki Namık Kemal'dan sonra vatan duygusuyla, vatan sevgisini en çok şiirlerinde aşılayan ikinci şair denebilir ki bu tabii Osmanlı'nın o dönemindeki sosyolojik şartlara baktığımızda, toplumsal yapıya baktığımızda bir Osmanlı'nın yıkılma dönemi işte 19. yüzyıla girildiğinde efendim bir Osmanlıcılık fikri hasıl olmuş. Yani böyle bir ideoloji, doktrin. Tabii Akif bunu savunan Namık Kemal de tabii bunu savunuyor. Daha sonra Akif tabii Namık Kemal'dan sonra yeni bir onların 20. yüzyıla gelen nesil. Bunlarda üç ayrı damara ayrılıyor bu Osmanlıcılık. Bir taraf Türkçülük, bir taraf İslamcılık, bir taraf Garpçılık. Yani belki Garpçılık tarafını Tevfik Fikret gibi kimselere kişi olarak temsil ediyor. Akif İslamcılığı temsil ediyor. İşte Ziya Gökalp da Türkçülüğü temsil ediyor. Fakat Akif de aynı zamanda milliyetçilik dediğimiz millet duygusu çok baskın. Tabii millet duygusunu bazen din olarak da millet kavramını kullanıyor ama Türk vurgusu da Akif'te kuvvetli. Yani aynı zamanda Akif'in o manada da bir sıkıntısı yok Türk olmasında efendime söyleyeyim bunun ama onun savunduğu bütün İslam ülkelerini o şartlarda bir arada tutarak Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı Ali'yi daha sağlam yapıya giderek ayrılmasını, dağılmasının önünü almak istiyor Akif'in düşüncesi. Tabii bu manada Akif'in yazdığı Safahat kitabına baktığımızda 7 kitaptan oluşan 7 bölüm diyebileceğimiz, 7 defter eski deyimle diyebileceğimiz yapıda işte toplumsal yapı anlatılıyor. Bir nevi bana göre yeni bir kavramdır. Safahat bir kendi devrinin anladığı bir İslam ansiklopedisi niteliğindedir. Yani onda hem ayetten, hadisten, toplumsal yapıdan, ziraattan, efendim insanlardan, bireyden, sosyolojiden, psikolojiden çok şey vardır. Bunun yanında tabii Akif sadece bu şiirde sınırlı değil, aynı zamanda nesirleri de var. Yani düz yazılar da yazmış. İşte Sebul-i Reşat dediğimiz işte çıkarttığı dergilerde. Orada da baktığımızda çok kuvvetli yazılar var. Bunun yanında vaazları var. İşte bir bakıma Akif, bir başka şeyi de Akif mesela Baytar Mektebi'ni bitirmiş. Halkalı Baytar Mektebi'ni. Yani veteriner hekim diyebiliriz. Yani fen bilimleriyle böyle bir ilgisi var. Diğer taraftan Darülfunun'da efendim edebiyat hocalığı yapmış. Hatta şöyle bir şey var. Darülfunun'a ilk başladığında çok enteresandır. İlk derse girdiğinde talebelere ilk olarak şunu söyler. Efendiler, burası bir ne burası bir Darülfunun'dur, ne siz bir Darülfunun talebesiniz, ne de ben bir Darülfunun hocasıyım. Evvela bunu bilelim, kendi kendimizi aldatmayalım, şimdi dersimize başlayabiliriz. Yani Akif öyle bir şey ki oranın artık eski Darülfunun'dan çok şey kaybettiğini de anlatarak kendisinin de o hoca olmadığını, talebeler de o talebe olmadığını açık seçik bir şekilde ortaya koyuyor. Aslında Safahat kitabı edebi bir metin olmaktan çok fikri bir eser olarak karşımıza çıkıyor. İşte onda Türk milletin tarihi, yükselişi, düşüşü, bunun sebepleri, fert ve cemiyet olarak tahlili, zekası, nüktesi, edebiyatı, şehri, sokağı, evi, ailesi, acıları, sevinçleri. Tabii bu 7 bölümdeki Akif'in Safahat'ında benim size arz edeceğim 6. kitap Asım'ın nesli, Asım konusu. Tabii bu Asım'daki 133-132 sayfadan oluşuyor. Belki Safahat'ın en kapsamlı bir bölümü, bir kitabı ve Akif'in de nasıl Selim'in Selimiyesi en ustalık dönemi yazdığı bir yapıysa adeta Akif'in de Asım'ı bir ustalık dönemi yazdığı şiir olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada Asım dediği bir metafor, bir sembol kullanmış oluyor Akif. Tabii Akif aynı zamanda bir zanaatkar ve sanatkar. Çünkü Akif çok iyi bir sporcu. İşte gülle atan, boğazı bir baştan bir başa geçen, yani İstanbul Boğazı'nı
efendime söyleyeyim, iyi güreşçi, bir yönüyle de müzisyen. Müzisyen neyi üfleyen, Neyzen Tevfik'ten neyi meşkeden. Hatta şöyle bir şey var, Neyzen Tevfik çok efendime söyleyeyim çok fazla içen bir kişi. Yani rakı şarap içen biri. Hatta şöyle 2400 defa Mithat Cemal Kuntay'ın ifadesine göre tevbe etmiş Neyzen Tevfik. Yine tevbesini kabul ederek arkadaş olmuş. Yani böyle de enteresan bir kişilerle münasebeti var. Neyzen Tevfik'le de yani münasebeti var. Efendim ondan ney üflemiş? İşte Arapça, Farsçayı çok iyi biliyor. Fransızca öğrenmiş ve ondan tercümeler yapmış. Ve bir taraftan da işte müzisyen kısmı var. Yani Akif gerçekten çok yönlü bir kimse. Yani onun o yönlü şekilde ben portrelere baktığımda çok az kimse olduğunu görüyoruz. Ve millet duygusu, vatan sevgisi, mesela bu vatan sevgisi belki Namık Kemal'da zirvedir ama Akif'te de çoğaltarak vatan aşkına hatta destanına dönüştürerek bunu devam ettirmiş bir kimse olarak karşımıza çıkıyor. Tabii aynı zamanda bir aksiyoner bir kişi. Yani iyi bir aksiyoner. Fikir adamı, ilim adamı. Şimdi bununla ilgili benim bu Türk basında Mehmet Akif üzerine polemikler diye bir kitap var. Meslektaşım doçent doktor Nurhan Özdüğün. Orada sadece bir yerden bir parça okumak istiyorum. Burada mesela Sabahattin Sebiha Zekeriya diyor ki Akif için, Akif hem milli şairdir hem İslamcı bir şairdir. Şiirlerinde milli efsas olduğu İslamiyet'e, dine ve saltanata, hakimiyete karşı duyduğu iştiyakta farizdir demiş. İşte Tanpınar aynı şekilde İslamcı bir şairdir. İslamiyet'in etrafında diğer toplayıcı sahipleri unutmak suretiyle bir birleştirme vücuda getirmek ister diyor. Şimdi tabii orada birçok kimse, Türk edebiyatının, Türk düşünce dünyasının çok kimse Akif hakkındaki olumlu fikirlerini beyan etmişler. Mesela Sabahattin Ali, Akif reformist bir din şairidir demiş. İşte Falik Rıfkı, Akif Osmanlı İslam ammesinin şairidir demiş. Kimseler çok çeşitli daha. Şimdi benim burada bir de Nihal Atsız'ın, yani Türkçülerin devamı olan bir kere Ziya Gökalp yolunda devam eden Nihal Atsız da Akif Osmanlı milliyetçisidir diyor. Onun koyu İslamcı gözükmesi Osmanlı'ya engel değildir. Çünkü Osmanlı'nın ayrıca vasıflarından biri de İslamcı olmasıdır. Akif'in Osmanlı kelimesini kullanmayıp mütemadiyen dinden bahsetmesi Osmanlı milliyetçiliğine mani olmaz. Osmanlılığının kurduğu büyük siyasi içtimai sisteminde din en esaslı unsur olduğu için Osmanlı milliyetperverliği çok defa dinci gibi gözükmüştür. Hiç böyle yok ki Akif Türkiye'yi Fas'tan, Mısır'dan ve İran'dan daha çok sevmişti. Hiç şüphesiz ki ölüm esnasında da Mısır'dan gelerek Türkiye'de vefat etmiş. Şimdi orada benim çok dikkatimi çeken Akif hakkında Nihal Atsız'ın efendim bir başka şeyi de Akif Türk inkılabına hizmeti vardır. Kurtuluş Savaşı'nda onun Anadolu'ya geçmesi, kendisi gibi düşünen binlerce vatandaşı bu savaşa taraftarları sürüklemiş, şiirlerde milli savaşın manevi gıdasını teşkil etmiştir. Bugün memlekette boru öttürmeye kalkan bazı şairler, kimseler Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'da aşk ve fuhuş menzumeleri yazarken Akif Anadolu'ya geçmiş olması başlı başına bir hizmet ve kıymete değerdir. Ve Akif Mısır'a kaçışı, beğenmediğim şeyleri alkışlayamayacağım diyen namuslu bir merdane bir harekettir. Akif'in insanın tarafı var mıdır diye sorarsanız hırsız ve dal kavuk olmayışını kafi bulmaz mısınız diye. Şimdi tabii şimdi Akif Osmanlı'yla, Osmanlı özellikle 2. Abdülhamit'le olanca şeyiyle bir mücadele etmiş. Meşrutiyet olduğunda 2. meşrutiyette ise yine onu da efendim bir derde deva, sadra şifa görmemiş ama bu hürriyet namına, istiklal namına bunu tasdik etmiştir. Şimdi tabii Akif'in bir başka yeni Atatürk dönemine geldiğimizde
Tabii fikri bir takım ayrılıkları var, fakat Atatürk'le ilgili bir menfi bir tutum davranışını belki zımni olarak olabilir ama aleni görmüyoruz. Atatürk'ün de ona karşı bir tavrını görmüyoruz. Öyle bir şey olsaydı Hamdullah Supi Tanrı Över'e efendim öyle zannediyorum talimatı da o vermiştir. Çünkü Kur'an mealini yazmasını da bizzat Atatürk ondan istemiştir. Çünkü Akif'in bir tarafı Balkanlar olması münasebetiyle, Arnavut olması münasebetiyle Atatürk de Balkanlardan olunca bunların mutlaka bir yerlerde tanışıkları, birbirini biliştikleri farz ediyorum. Ve bu İstiklal Marşı'nı efendim ilk 5 Mart 1920'deki görüşmelerde Mustafa Kemal Atatürk bizzat mecliste başkandır. Onun başkanlığında bunlar görüşülmüş. Daha sonra 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı kabul edildiğinde Adnan adı vardır başkan vekili mecliste. Onun başkan vekilliğinde İstiklal Marşı büyük alkışlarla ayakta okunarak, hatta 3 defa okunarak kabul edilmiş. Ve o meclis katibi de Mahir İz'dir. Mahir İz de Akif'in çok yakın dostu ve arkadaşıdır Mahir İz. Fahri İz vardır profesör, onun edebiyat profesörü çok dünya çapında. Efendime söyleyeyim. Şimdi efendim Asım'ın nesline gelirsek daha fazla dolandırmadan. Tabii Asım Mehmet Akif'in efendim yazdığı bu şiir şöyle başlar. Vay hocam, vay gözümün nuru efendim, buyurun. Hangi rüzgardır attı sizleri, lütfen oturun. Mütehassistir efendim, ne inayet ne kerem. Öpmedik, affedersin, çok yaşa lakin veremem. Gibi böyle başlıyor, devam ediyor. Amma takdir ediyorum canım ilkin adamı, bir selam ver bakalım. Böyle selamımızdan mı? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Barıştık, yüzün gülsün artık imam. Hele dur öfkeni tekmilleyelim. Tekmille gibi böyle mazmun bir şekilde, bir bazıları buna roman şeklinde de diyebiliyor bu Asım'a. Şimdi tabii Asım'ın biz üzerinde durursak, bugünkü eğitime yorumlarsak, orada Asım'da 3 önemli şahsiyet vardır. Bunlardan biri Köse İmam'dır. Birisi Hocazade'dir, birisi Asım'dır. Köse İmam devri sabık dediğimiz ikinci Abdülhamit'i temsil eder. Yani o bir geriliği temsil eder Mehmet Akif'in nezdinde. Efendime söyleyeyim. Diğer şey ise hal dediğimiz, yani mazi hal, müstakbel dediğimiz 3 zamana ayırırsak zamanı, diğer hal durumunu da Hocazade temsil eder Asım'da. Asım ise ikisinin arasında münakaşadan çıkacak bir sentez kimlik kişiliktir. İşte bunlar konuşurlar kendi aralarında, cemiyet hayatını anlatırlar. Asım'da o kadar şey vardır ki, işte şiir anlatılır, hain İngiliz, paşanın aşkı, üzüm ve çay, ayrı ayrı açık gözünü ararsın gibi çok farklı bir köy düğünü mesela, pehlivanlar, neydi günler gibi çok önemli efendim hikaye devam eder ama buradaki Mehmet Akif adeta şahısları konuşturur, birbiriyle yarıştırır, birbiriyle kavgaya tutuşturur ve aradan Asım'ı çıkarır. Ve en sonunda Asım nasıl Akif bir sentezse bir nevi batıyla doğunun diyebileceğimiz Türkistan'la efendim Balkanların kendisi, adeta Asım da bir sentez, hem geçmişle geleceği bir araya getiren ve yol gösteren bir kimse olarak karşımıza çıkar ki Asım'la bir Mehmet Akif eğitim, bir şahsiyet olarak eğitimi idealize eder. İdeal bir gençlik yaratmaya çalışır. Yani ideal bir dünyayı anlayan nesli hazır dediğimiz, şu andaki hazır olan, mevcut olan neslin ileriye nasıl bakması gerektiğini anlatır. Ve aslında ileriye bakarken de en son, tabii bu Berlin hatıraları falan da buradadır, Asım'dan hemen sonra Çanakkale Savaşı gelir. Adeta bu savaşlara da
hazırlayan bir yapı olarak karşımıza gelir. 2500 dizelik tek parçadan meydana gelmiştir Asım. Savaş vurguncuları, köylülerin durumu, geçmişe bakış anlayışı, eğitim, öğretim, medrese, ırkçılık, batıcılık, gençlik gibi birçok konu üzerinde durmakla birlikte Akif'in gerçek yönünü ortaya çıkarır. Şimdi tabii burada Asım'ın nesli bir nevi bir vücut bulmuş. Kendinde aslında kendisidir bir nevi Mehmet Akif, Asım'ın nesli. Ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Ve vasıflarını Türk gençliğinin görmek istediği vasıfları şöyle sıralamıştır. Beden yapısı, sağlam bir beden yapısı, sağlam bir ruh yapısı, tahsil ve terbiye, yani eğitim ve öğretim, ilim, çalışkanlık, ümit ve azim, dindarlık, ahlak, vatan sevgisi. Yani Akif'teki gençlik efendim, ideali, gençlik vasıflarını bu şekilde vasıflandırabiliriz. Çünkü Akif bunları hem efendim koşan, güreşen, gülle atan, efendim yüzen, ata binen olduğu gibi aynı zamanda da efendim bir ahlaken de hem bunları yapacak, hem dindar olacak, hem spor yapacak, hem musiki zevki olacak. Yani bir eskilerin deyimiyle bedi zevke sahip olacak bir kişilikten, bir kimlikten bahseder. Ve Akif şöyle der, gençlik çok okumalı. Kendisi diyor ki Akif, düşünmeyen, kafa yormayan gençlikten hayır gelmeyeceğini söyler. Gençlik çok okumalı, hayatı anlamalıdır. O der ki, kendim olmak istedim. Kimsenin taklitçisi olamayacağım. Akif'e göre dini taklit, dünyası taklit, adetleri taklit, kıyafeti taklit, kelamı taklit, selamı taklit, hülasa her şeyi taklit olan bir milletin fertleri de insanı taklit demektir ki kabil değil, içtimai bir heyete vücuda getiremez, binaenaleyh yaşayamaz. Sebebi Reşat 1912'de yazdığı bir nesir yazıda bunu dile getirir. Ve konuşmasında sık sık geçen millet, ilim, memleket, muallim, kitap, okuma yazma, Türkçe her zaman çocuk, ihtar, istikbal, medeniyet, aile kelimeleri temelinde bu eğitim felsefesinin esasicilik efendim temeline oturtturur. İnsan, muallim, kitap, lisan, din, ahlak her zaman çocuk, aile kelimeleri temelinde daimicilik felsefesindedir. İlim, garp, tatbik kelimeleri temelinde ilerlemecilik olduğu, insan kelimesi temelinde varoluşçuluk olduğu, hürriyet kelimesi temelinde yeniden inşacılık olduğu görülmektedir Akif'in eğitim felsefesinde. Tabi Akif aynı zamanda marif meselemiz diye uzun bir yazı yazmıştır. Mesela Akif'in döneminde, Osmanlı'nın son döneminde efendim büyük bir ahlaki erozyondan söz eder. Hatta camide cemaattan olmadığını bir gün Ayasofya'dan geçerken birinden nakleder. Der ki camideki hamallar kılıyor ama bir gün bu camide daha zenginler, daha kültürlüler ne zaman namaz kılarsa o zaman bu hamallar düzenli, işte orada giyinişleri, efendim potinleri temizliğe riayet etmediklerini söz ederek o insanlar, tahsilli insanlara namaz kılarak onlara örnek olabileceğinden söz eder Akif. Mehmet Akif'in eğitim amaçları niçin eğitelim bağlamında ön plana çıkan eğitim felsefesi, daimicilik, eğitimin içeriği ne öğretelim, eğitim yöntemi nasıl öğretelim, eğitimin yeri nerede öğretelim, eğitimin miktarı ve zamanı ne kadar zamanda öğretelim. Bunu aslında yer yer aslında uzun uzun anlatır. Bunların nasıl olacağını, eğitimin nasıl olacağını, nasıl olması gerektiğini. Ve aslında neticede Akif tabii bu Asım'ı bir inşa ederken Asım'ı en son Avrupa'ya gönderir. Bakın yani Akif de görür Batı'nın ileri olduğunu. Çünkü Berlin'e gitmiştir, Berlin'deki sokakları yazmıştır, İstanbul sokakları mukayese etmiştir. Berlin'deki şimendiferleri, işte efendim trenleri yazmıştır, Berlin'deki efendim kahvehaneleri yazmıştır, işte o gelişmişliği yazmıştır. Dolayısıyla bizde neden bunlar yok diye bir nevi bunlar eğitimle sağlanacağını, marifle sağlanacağını ve eğitimi de marifet ve faziletle
öne çıkarır. Marifet tabi liyakattır, marifet işbilirliktir, ciddiyettir, çalışkanlıktır Akif'in efendim şeyinde tasavvurunda. Ve tabi bir de Akif gerek Osmanlı döneminde gerek daha sonra Cumhuriyet döneminde en çok üzerinde durduğu din yobazları diye efendim dini farklı yönlere çekerek kendi menfaatlerine alet edenlere karşı da bir savaş yürütür. Gerçekten Akif'in de böyle bir savaşı vardır. Yani dinin oturup yatma olmadığı, dinin efendim ileriyi görmek, kardeş kardeşi öldürmesi değil de kardeş kardeş saygı göstermesi, insanlık aleminde birbirine saygı olması gerektiğini söyler. Türk milletin ahlakı İslam ahlakıdır. Türk milleti bu ahlak anlayışından koparmak mümkün değildir. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ve vicdandır. Fazilet insi insanlara Allah korkusundandır diye de tabii eğitimdeki eğitimcinin hem kabiliyetli, kapasiteli, liyakatlı, ahlaklı efendim hem de vicdanlı olması gerektiğinin üzerinde sık sık durur. Tabii burada Asım'ı Avrupa'ya gidip tahsil yapmasını öngörür. Yani böyle bir kişi inşa ederken bunu öne alır. Çünkü bunu Avrupa'ya gidenler evet bir kısmı kaybolup bir kültür erozyonu olmuş olabilir ama büyük bir kısmı da Osmanlı'nın gelişmesi için de efendim çalışan kimseler olarak da karşımıza çıkar. Efendim Mehmet Akif'in eğitim öğretim alanında ilişkin dile getirdiği sorunlara çözüm yolları çevresinde şu önerileri de ortaya atar veyahut da önerileri söylemek mümkündür. Eğitimde taassup, taklitçilik, cehalet, tembellik, yanlış tevekkül anlayışı ve ruhsuzlukla mücadele etmeli ve marifet ve fazilet esas alınmalıdır. Yani marifet dediği liyakat, efendim yapabildikleri işler ve fazilet ahlak ikisinin bir arada olması efendim. Ahlak tabii sadece bir cinsellik olarak alınmam ama ahlak iş ahlakı, hoca ahlakı, işte biz hocalar olarak bir şey yazarken intihal yapmamamız gerektiği, öğrencilerimize saygı çerçevesinde en iyi şekilde dersimi anlatmak gerektiği de bu bir ahlak kuralıdır. Veyahut da kırmızı ışıkta durmak da bir ahlaktır. İkincisi bilimin amacının hayata fayda sağlamak olduğundan hareketle teoriyle birlikte uygulamaya daha çok önem verilmeli. Yapılan eğitimin tüketici değil, üretici yetiştirme yönelik olması sağlanmalıdır. Akif'ten çıkacak bu eğitim tasavvuru. Üçüncüsü milletlerin geleceğinin bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olduğundan hareketle değerlerimizden uzaklaşmadan Japonlar gibi milletlerin örnek alınması çalışmalıdır. İşte Japonlar ilgi aslında uzun uzun bu Japonya'ya giden, bütün dünyayı aşağı yukarı gezen Abdurreşit Efendi'den söz eder. Onun efendim hatıralarını manzum şekilde yazıya döker. Dördüncüsü, toplumun içine düştüğü sıkıntılar karşısında ümitsizliğe düşmeden milletin geçmişteki güçlü dinamikleri ortaya çıkarmak ve geliştirmek için büyük çaba göstermesini öngörür Akif. Şimdi tabii Akif'in bir bana göre bir karakter abidesidir Akif. Çünkü bunu bizzatihi kendi, çünkü yakın tarih olduğu için bunları yakın tarihten bunu görüyoruz. Ben size bir kendimden bir şey, Cemal Kutay, tarih Cemal Kutay ismini bilirsiniz. Hatırladın değil mi Hakan Bey? Cemal Kutay, kendisiyle ben 2000 yılında evinde görüşmüştüm. Birkaç defa röportaj yapıp bunu Tarih Düşünce Dergisi'nde Orta Doğu Gazetesi yayınlamıştım. Burada bana şunu söylemişti Cemal Kutay tarihçi. Dedi ki ben 26'lı zannediyorum. 26-27'de olabilir tarih. 1926. Çünkü 25'te gidiyor Akif. 36 başında dönüyor. 11 yıl falan Mısır'da. Kendisi diyor ben Atatürk'ün selamını götürdüm Akif'e diyor. Yani ben orada da yazdım ama çok bilinen bir şey de değil bu. Ve kendisinin bir Anadolu Ajansı muhabiriydim diyor. Tarihçi Cemal Kutay.
Ve diyor elini öptüm diyor. Gittim Mısır'da zannediyorum El-Eser'de mi görüştük dedi. Yani yanlış hatırlamıyorsam orada bir yerde efendim edebiyat dersleri veriyor Mısır'da. Kahire'nin yakınında bir yer dedi veyahut da. Ve selam şey ettim götürdüm. Çok memnun oldu. Elini öptüm. Efendime söyleyeyim. Bana dedi ki bu Türkiye'deki bu yeni gerek rejim değişikliği gerek yeni yönetimle ilgili Mısırlıların da çok hayranlık duyduğundan bahsetti. Selamı büyük bir hürmetle de aldığını söyledi diyor. Şimdi tabii dolayısıyla bunu bizim Cumhuriyetimizle Akif'i kavga ettirmenin hiçbir manası yok. Ki öyle de yapmamış Akif. Efendime söyleyin. Katılmadığı yerde susmuş. Yani katılmıyorsa bir şeye. Efendim, ama Akif'i sadece İstiklal Marşı'yla da sınırlandırmak mümkün değil. Gerek Safahat, gerekse yazdığı nesirler gerçekten bir numune olarak, bir model olarak karşımızda duruyor. Ki Cumhuriyet'in siz de biraz önce Sayın Rektörüm de bahsetti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında herkes İstanbul'da bir takım şeyler mandallık peşinde, başka şeyler peşindeyken Akif hemen matbaasını, tarağını toplamış. Efendim 1900 işte nereye gitmiş? Balıkesir'de Zagnos Paşa Camisi'nde vaaz etmiş. Kastamonu'da Nasrullah Camisi'nde vaaz etmiş. Hatta Konya'ya gitmiş oradan. Konya'da çok manidardır. Konya'da tabii bir takım bu tefrika çıkmasın diye uğraşırken biriler demişler ki biz Osmanlı yıkılsa da bir şey değil. Çünkü biz Selçuklu'nun torunlarıyız demişler. Enteresan. Buna çok üzülmüş Akif. Yahu Osmanlı şu anda sizin bahaniniz. Siz yani yıkılması o günün şartlarında tabii devleti yaşatmak üzerine Akif'in planları, projeleri. Efendim buna da epey üzülmüş ama yaptığı vaazlarla, konuşmalarla, yazılarla Akif aynı zamanda tam bir aksiyon adamı, bir eğitimci, bir mütefekkir olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Akif'in yazdığı eğitim bilimleri bakımından baktığımızda tabii düzenli olarak bir eğitimle ilgili bir bilimsel makaleler yok. Ama yazdığı ve tarif ettiği şeyler eğitimin ne denli bizim için o dönemde ihtiyaç olacak gençliğe bir proje sunuyor. Tabii bu Asım'ın nesli aynı zamanda Akif'in bir modellemesi de İslam'ın ilk dönemi modellemesi. Yani Asr-ı Saadet dediğimiz bu modellemesi. O Asım ismi de Asım bin Sabit bin Süleyman diye bir öğretmen. Sahabe döneminde bir öğretmen. O da o sahabeyi bir gün Hazreti Peygamber'e gelen Mekkeli müşrikler bir öğretmen istiyorlar. Hazreti Peygamber de Sabit bin Süleyman ismindeki bir sahabe ve 10 kişiyi görevlendiriyor ve onlar giderken bir efendim bir yerde tuzak kuruluyor ve onların hepsi şehit ediliyor. Asım bin Süleyman'ın bir şeyi var. İşte duası var. Ya Rabbi müşriklere benim cesedimi dokundurma diye. İstiklal Marşı'nda da değmesin namahrem elin dediği şeyin biri de o. Yani efendime söyleyeyim bu ezanlar şehadetler dinin temeli diye başlayayım. Şimdi tabii orada daha sonra arılar üşüşüyor ve arılardan müşrikler o Asım bin Süleyman'ın kolu filan da kesilse de dokunamıyorlar. Daha sonra bir akşamda sağanak bir yağmurla onun sel alıp götürüyor. İşte burada da Akif bu kişiyi böyle bir muallimi öğretmeni de efendime söyleyeyim bir esas almış oluyor. Onu da bir metaforik olarak kendi için kullanmış oluyor. Şimdi efendim. Hocam süremiz bayağı uzamaya başladı. Cafer hocamıza da söz vermek peki için. Efendim hemen tamam. O zaman. Çok sevinirim. Öyle. Çok güzel gidiyor. Bölmek de istemiyorum. Evet. Şimdi tabii şöyle bağlayalım. Cumhuriyetimizin efendim yaşaması, yaşatması için İstiklal Marşı yazan şairimiz Mehmet Akif'e rahmetle anarken devletimiz efendim var olsun, milletimiz sağ olsun diyerek bir anekdotla bitirmek istiyorum. Bir dakikalık müsaadenizle.
Lütfen. Şimdi Azerbaycan'ın meşhur şairi Bahtiyar Vahapzade vardı rahmetli. Ben onunla çok beraber olduk efendim. 8-10 defa evinde de ziyaret ettim. Dedi ki bana İstiklal Marşı'nı yazar mısınız dediler dedi. Yani Azerbaycan 1991 yılında istiklaline kavuştuğunda, özgürlüğüne. Ben de 50 İstiklal Marşı'nı inceledim Rusça olarak. Ve dedi 50 devletin, farklı devletin. Ve baktım ki Türk İstiklal Marşı'nın önünde bir İstiklal Marşı bulamadım. Ve şu ak saçlarımı secdeye kapandım adeta İstiklal Marşı'nızın. Yani bir şey oldu, metaforik olarak secde dediğimiz bir saygı hürmeti. Dolayısıyla böyle bir İstiklal Marşı yazılmış. Allah bir daha bu millete yazdırmasın demiş. Efendim teşekkür ediyorum. Ve böyle bir fırsat verdiğiniz için de Sayın Rektörümüz ve Doğuş Üniversitesi'ne saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Süleyman hocamız bize bugün sadece İstiklal Marşı'yla sınırlandırarak değil, hem kısaca Akif'in biyografisinden bahsederek, diğer taraftan Akif'in bize çok farklı yönlerini anlatmaya çalıştı. Yazarın Akif'in çeşitli eserlerinden bahsettiği gibi edebiyat hocalığı, baytarlık faaliyeti, baytarlık görevinde bulunduğu, sporcu tarafını, sanatçı tarafını, bildiği dilleri, vatan sevgisinin ne kadar yüksek olduğunu ve çeşitli yazarların Akif'le ilgili düşünce ve fikirlerini aktardı. Bunlarla birlikte de Asım'ın neslinin açıklamasını geniş bir şekilde yaptı. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Çok istifade ettik. Şimdi sözü sosyolog Cafer Vayne hocamıza bırakacağım. Ama hocamıza sözü bırakmadan önce kısaca özgeçmişinden bahsetmek istiyorum sizlere. Sosyolog Cafer Vayne 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Profesör Doktor Ümit Meriç nezaretinde 1998 yılında Türkiye Sosyalist Partisi ve yayın organları Gerçek'le Gün gazetelerini ele aldığı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1943-1978 yılları arasında Necip Fazıl Kısakürek tarafından yayınlanan Büyük Doğu Dergisi hakkında Türk Düşünce Hayatında Büyük Doğu Dergisi başlıklı doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi'nde hazırlamakta olup halen tez aşamasındadır. Genç Sosyologlar Derneği ile Türkiye Basın Mensupları Derneği'nin kurucularındandır. 2008-2010 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2006 yılında 15 kurucu üye ile kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü Telif Hakları Derneği'ni hala yürütmektedir. Bununla birlikte 4000 üyesi olan telif hakkı ve korsanla mücadele konusunda da 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunuyla yetkilendirilen İLESAM'ın Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde 2010 yılından itibaren yürütmektedir. Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği üyesidir aynı zamanda. 2002 yılından itibaren de Eğitimciler Birliği Sendikası üyesi olup çeşitli yöneticilik görevlerinde de bulunmuştur. Yazı çalışmalarına 1992 yılında Yeni Düşünce gazetesinde başladı. Dizi yazısı, röportaj, makale denemeleri çok sayıda dergi ve bültenlerde yayınlandı. Kültür Dünyası dergisinin 1997 yılında açtığı yarışmada deneme dalında mansiyon aldı. 2004 yılında ilk sayısı yayınlanmaya başlanan Ekonomi Politik dergisinin kurucularındandır. Halen günlük İttifak dergisinde köşe yazıları cumartesi günleri yayınlanmaya devam etmektedir. Asıl alanı olan kültür ve eğitim alanında da etkili programlar yapmıştır. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi nezdinde Ustalara Saygı, Bakırköy'e Hayat Verenler, 30'a yakın Mehmet Akif Ersoy programı gerçekleştirmiştir hocamız ve bilgi ve deneyimlerini bu konferanslar ve toplantılar sayesinde bizlerle paylaşmıştır. Hocamızın düşünce hayatında Erol Güngör ve Türk Düşüncesinin Vicdanı Cemil Meriç isimli iki kitabı bulunmaktadır. Şimdi sözü hocamıza bırakıyoruz. Buyurun hocam. Saygıdeğer
rektörüm. Geliyor değil mi sesin Hakan Bey? Geliyor, evet hocam. Saygıdeğer rektörüm, rektör yardımcılarım, kıymetli hocalarım ve değerli Süleyman Doğan hocam ve Hakan Bey kardeşim. Tabii sayın rektörümün ve Süleyman Doğan hocamın konuşmasından sonra ben de şunu düşünmeden edemedim. Nereden başlayacağım, nasıl gideceğim, nereye gideceğim? Çünkü birçok yol var Mehmet Akif'e ulaşmak ve onu konuşmak için. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi 2011 yılı Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ülkemizde kutlandı. Ben 2011 yılından önce 2010'dan itibaren 2011 yılında sadece 20 tanesi, 2-3 tanesi 2012'ye sarkan 30 civarında Akif faaliyeti yaptım. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı faaliyeti yaptım. Bu faaliyetlerde de birçok uzman konuştu, görüşlerini paylaştı. Hatta tiyatro dahil gerçekleştirdik. Mehmet Akif Ersoy'la ilgili gerçekleştirdik. İyi ki yapmışız ve bundan sonra da iyi ki yapacağız diye düşünüyorum. Bütün bunları yaparken bir sosyolog olarak temel düşüncemin, temel bakış açımın ne olduğunu hep sorguladım. Çünkü biz Mehmet Akif Ersoy'u Türk tarihinde yer etmiş fikir adamlarını, dünya tarihine etkili olmuş, dünya düşünce hayatına etkili olmuş fikir adamlarını ele alırken günümüze ne verebilir? Siz konuşmanın bugünkü programın başlığını ne olarak 10 kıta bir vatan ilelebet istiklal şeklinde bir motto diyelim olarak bir mesaj olarak koymuşsunuz. Şimdi ben de bütün bu çalışmaları yaparken elbette bugüne ne katabilir Akif? Yani bugün ne alabiliriz? Şu bir gerçek ki biraz sonra benim söyleyeceklerimin içeriğinden buradaki dinleyen Hazrun ve YouTube kanalında bugün ve başka zaman dinleyecek bir kısım insanlar o kadar ibretlik durumlarla karşı karşıya kalacak ki. Çünkü şu, günümüzde bazı şeyleri sorgulamadan hiçbir biçimde, yani bunu bir insanlık terazisine, vicdan terazisine ve ahlak terazisine vurmadan birçok şeyi farkında olmadan yapıyoruz. Çünkü günümüzün dünyası ve Türkiye'si maalesef bizi böyle bir noktaya götürüyor. Süleyman Hocam birkaç atıf verdi. Ben de rahmetli Cengiz Aytmatov vereyim. Bundan 15 yıl kadar önce Türkiye'ye geldi. Mesela Türkiye'deki değişmeyi görünce Sovyetler Birliği de çözülmüştü. Kırgızistan da bu şekilde evrilecek dedi. Mesela tek Türk sigara içmeye başlayanlar olmuş hanımlar arasında Kırgızistan'da. Onu örnek vermişti yani. Ben dün gibi hatırlıyorum. Maalesef dünya işte globalleşme, küreselleşme adı altında gelinen noktada insani değerlerden, insaniyetten yer yer uzaklaşan bir yaklaşıma giriyor. En hassas değerler bile meta unsuru olabiliyor. Buna biz sosyolojide kurumlar sosyolojisinin alt dalları var. Ekonomi, siyaset, eğitim, aile gibi ekonomi kurumunun hakim olduğu bir dönemdeyiz kısacası. Dolayısıyla ekonomik
bakış açısı ve menfaatsel bakış açısı öne geçiyor. Şimdi bu çerçevede, işte tam da bu çerçevede ısrarla vurguladığımız şey bizim Akif ahlakına muhtaçız sözü. Şimdi dolayısıyla böyle bir problemle karşı karşıya olduğumuz için beni Akif çok fazla enterese ediyor. Ben daha çok konuşuyorum, birkaç programda, pardon, konuşturuyorum arkadaşları. Birkaç programda konuşma imkanı buldum. Bu çerçevede senin de bana görev vermen açıkçası bana gurur verdi. Ben buradaki dinleyicilere, çünkü göze de hitap etmesi açısından onların da ulaşamayacağı birkaç kaynak vereceğim. Benim kütüphanemde çoğu var da kaynağı göstereceğim buradan. Mesela Sırat-ı Mustakim ve Sevin-i Reşat dergisini birlikte çıkarttığı Eşref Edip'in yazdığı Akif'le ilgili kitap. Önemli eserlerden birisi. Onunla ilgili. Yine bu Pendik Belediyesi'nin, yani piyasada artık olmadığı için bunları gösteriyorum ve arkadaşların zihninde de somut olarak pekişsin. Çünkü Akif de dönemini aslında somut olarak pekiştiriyor nesirlerinde ve nazımında. Ummana dökülen ırmaklar Akif'in, gene Akif'le ilgili bir çalışma. Bunlar prestij. Bu Osmanlı Edebiyatı ders notları, işte üniversitede verdiği dersler Darülfünun'da, onu Bağcılar Belediyesi çıkarttı. Bu da onun meşhur, önce Sırat-ı Mustakim, sonrasında Sevil-i Reşat, yani doğru yol, dost doğru yol anlamına gelebilecek kelimelerin kullanıldığı, zaten Kur'an'da da birçok yerde geçen kelimenin adı verilen dergi 1908'den 25 yılına kadar çıkıyor. Bununla Osmanlı ders notları Bağcılar Belediyesi yayınlarından çıktı. PDF'i web sitesinde var belediyenin. İlgili arkadaşların hatta almalarında fayda var, indirmelerinde fayda var. Yine bu önemli bir çalışma, İslamcı şairin romanı Mehmet Emin Erişilgil'in kitabı. Bu, çünkü çok fazla atıf yapılmıyor ama çok önemli kaynaklardan birisi. Bir de belki de en az bilinen kitap, Kod adı İrtica 906. Bu da Gazi Osman Paşa Belediyesi'nden çıkıyor. Akif'in Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takibatı ile ilgili kitap. Yani Mısır'da başlayan hayatıyla birlikte. Ama Allah'tan fazla bir şey yok. Yani devletin en önemli kurumu da Akif'i koruyucu bir üslupla meseleye yaklaşmış. Şimdi saygıdeğer hocalarım, kıymetli rektörüm, Akif'le ilgili başka Kerim Sadi'nin, Esad Adil Müstecabi'nin, Nurettin Topçu, Muhittin Nalbantoğlu, Ahmet Kabaklı, Süleyman Nazif, Süleyman Bey bahsetti, Cemal Kutay, Hasan Basri Çantay, oradan Neriman Malkoç, Öztürkmen, Fevzi Abdullah Tansel, Zahir Güvenli, Cemil Sena Ongun, Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Cemal Çiftçi Güzeli, Nurullah Çetin, Süleyman Bey'in bahsettiği Nuran Özlük Hanım başta olmak üzere onlarca çalışma var. Yine yüzlerce dergi Akif'i özel sayı olarak ele alıyor. Ayrıca Türk üniversitelerinde de 50 civarında yüksek lisans ve doktora tezi Akif'le ilgili yapılmış. Bütün bu çalışmaların içinde birkaç cılız ses var sadece. Cılız ses derken onu tenkit eden bir ses. Yani olumsuzlayan bir ses. Bunun dışında, şimdi az önce Kerim Sadi ismini verdim. Mesela bu Türkiye'de komünist hareket içerisinde, yani Türkiye'de sosyalist komünist hareket içerisinde önemli bir isim.
bir İslam reformatörü Akif'le ilgili bir kitabı var. Mesela 64 yılında çıktı. Yine hemen vefatından sonra Esad Adil Müstecabi diye bir kişi, ki bu da gene Türkiye'de bu Rus yanlısı komünist hareketlerin değil de Batı yanlısı komünist hareketlerin örgütlenmesini sağlayan bir isim. Türkiye Sosyalist Partisi'nin kurucusu, daha sonra bu Türkiye'de açık cezaevlerinin şeyi, çünkü kendisi savcılık, Adalet Bakanlığı'nda önemli görevler yaptığı için doktor. Bu da Mehmet Akif'le ilgili bir eser yazıyor. Şimdi buradan baktığımızda Türkiye'de nedir? Bir isim düşüneceğiz ve bu isim üzerinde hemen hemen Efkar-ı Umumiye dediğimiz, yani entelektüel camia hemfikir olacak. Hemfikir olacak. Ve ortak bir noktada buluşacak. Çünkü bugün baktığımızda Cumhuriyet devrinde birçok insan büyük tartışmalarla karşı karşıya kalıyoruz, birçok değerli insanla ilgili. Ama Akif'te bu durum biraz tersine dönmüş. Yani herkes hemfikir olmuş. Biraz daha konuyu somutlaştıralım. Mesela Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk ruhunun büyüklüğünü kalemiyle ruhlarımızı aşılayan büyük şair olarak onu nitelendiriyor. Şimdi yine Tepetenli Nizamettin Nazif henüz çocuktur ve Akif ile aynı mahallede oturmaktadır. Yıllar sonra şöyle bir değerlendirme yapıyor. O bir hayli Müslümandı. Ben bir hayli ateydim. Buna rağmen kelimelere verdiği ahenk, söze verdiği güzellik, ifadeyi ulaştırdığı yükseklik Akif'i idrak etmemi zaruri kılmıştı. Yine gazeteci Şahabettin Süleyman, Akif'i pek sevmeyen birisi, bir gün Şahabettin'i anlatırken kardeşi Rıza Çavdarlı, yani birbirlerini sevmeyen, yani Akif'i sevmeyen bir adam Akif anlatıyor. Kardeşi Rıza Çavdarlı da dinleyiciler arasındadır. Daha sonra Rıza Çavdarlı, şimdi hatırama ne zaman Şahap gelse Mehmet Akif'i işitiyor ve Şahap'a acıyorum. Mehmet Akif kardeşin kafasından kardeşi silip bir başka kardeş yaratan maveralı bir sanatkardır diyecektir. Hüseyin Cahit Yalçın ise Akif'e fikir ve kanaatleri bize uymadığı halde hürmet ederim. Çünkü yalan söylemedi, riyakarlık yapmadı, fenalık yapmadı demektedir. Şimdi görüldüğü gibi yazdıklarından daha ziyade Akif'in aynı zamanda ahlakı da öne çıkıyor değerlendirmelerde. Kişiliği, karakteri de öne çıkıyor. Nitekim bu Mehmet Emin Erşilgil'le ilginç hikayesi var. Kamuoyu çok bilir. Yani Akif Baytar Mektebi'nden işte Abdullah Efendi'nin, hatta haz etmediği Abdullah Efendi genel Baytarlık Genel Müdürlüğü'nden azledilince Mehmet Akif Ersoy da bu haksızdır deyip istifa dilekçesini veriyor. Dilekçesinde de şöyle yazıyor: Umuru Baytariye Müdür Abdullah Efendi'nin yerden göğe kadar haklı olduğu bakteriyoloji hane meselesinden azli üzerine acizleri de memuriyetten sürekli katiye istifa ediyorum şeklinde yazıyor. Yani halbuki o kişiyle de pek arası iyi değil Akif'in. Ama Akif ona haksızlık yapıldığını biliyor. İşin bu mesela kamuoyunda Akif'in bilinen istifası, paylaşılan istifası, ama
Akif'in daha önemli bir istifası var öncesinde. Bu Mehmet Emin Erişilgil bizim Edebiyat Fakültesi'nin dekanlarından birisi. Tabii o zamanlar üniversitede de talebeyken Baytar Dairesi bir katip arıyor. Bu da katiplik müracaatına da bulunuyor Mehmet Emin Erişilgil. Tabii Akif buna en yüksek notu vererek alıyor. Yani 10'sa o zaman onu vererek alıyor. Çünkü çocuğu beğeniyor, aldığı çocuğu. Sonra bir iki onu sorguluyor, ediyor, şudur budur. Ben diyor efendim üniversitede okuyorum zaten diyor. Yani sen yüksek tahsil yapsana falan diyor. Ben zaten şey yapıyorum ama şimdi memuriyetten dolayı takip edemiyorum, şudur budur. Akif buna izin çıkartıyor. Bunun üzerine Akif'e bu Mehmet Emin Erişilgil'e memuriyete girerken torpil yaptı. Lafı çıkıyor ortaya. Kesinlikle 3-4 gün göreve gelmiyor. Ve istifa dilekçesi de göndermiyor. Göreve gitmiyor öfkesinden haksız ithamlara. Peşinden işte müsteşar falan gidiyor, yalvarıyor, yakarıyor. Hayır diyor. Kesinlikle diyor bir yazı yazacaksınız. Yani özür yazısı yazacaksınız. Ondan sonra ben şey yaparım. Ben nasıl bu çocuğa taraf tutabilirim ben? Birisine torpil yapabilirim. İşte tabii Erişilgil'in kitabında çok Akif'le ilgili çok somut şeyler var. Burada da Akif'in bir istifası söz konusu. Hem de öyle istifa ki yani daireden çıkarken de artık o göreve gelmeyeceğine dair bir tepkiyle yapılan bir şey. Yani bugün baktığımızda yani çok fazla bu işlere biz ister istemez tevessül edemiyoruz. Yani haksızlıklar karşısında susabiliyoruz. Yanlışlar karşısında susabiliyoruz. Sussak da bile, çünkü şartlar bazen öyle getirebiliyor, ama ben en azından Akif beni mutlu ediyor, moral veriyor bana iç dünyamda. Akif böyle yapmıştı diyorum bazen. Ya onun gibi susabiliyorum yani. Uzaklaşabiliyorum. Şimdi bu Esat Adil meselesi, Esat Adil'in çalışması çok ilginç ben buldum. Çünkü adam ilk Türkiye'de işte Belçika'dan şuradan buradan bu sosyalist kütüphaneyi de çeviriyor aynı zamanda. Gazete çıkartıyor, benim yüksek lisans tezinde yaptığım Gerçek ve Gün gazetelerini. Fakat Akif'in hemen vefatından sonra yayınlanan kitabında, o kitap da bende bulunan kitaplardan birisi. Maalesef Türkiye'de Akif çalışan hiç kimsenin atıfta bulunduğunu görmedim bu çalışmaya. İşte Kerim Sadi'ye de çok fazla atıf olmadığını, hatta hiç olmadığını gördüm. Buna da çünkü bunu bulamadıklarını tahmin ediyorum. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde ben o zaman bulmuştum ama şimdi var mı yok mu onu bilmiyorum. Orada diyor ki Mehmet Akif'in Hayatı, Fikirleri, Vatanseverliği ve Milliyetçiliği isimli kitabında Akif'i çok önemsiyor ve ona yöneltilen şiirlerinde aşk, kadın ve tabiat olmadığı yönündeki eleştiriler de bunlara göre Akif'in Süleymaniye'sinde şiir yokmuş. Sebep? Çünkü mevzu diniymiş. Peki Rafael'in, Michelangelo'nun, Chopin'in, Victor Hugo ve Lamartine'in eserlerindeki dini motiflere ne demeli? Ya böyle bir bakış açısını sergiliyor. Burada Süleyman Hocam 6. safahatı söyledi. Diğerlerine de başka bir şeyde gireriz ama kısaca hızlı bir biçimde hareket edeyim. Mesela bu Sebil-ül Reşat'ta şeyde yani Akif'i eleştirenlerin Akif'i biraz hatalı eleştirdiği, çünkü hata yaptıklarını biz Kerim Sadi'nin
şeyinden Akif'le ilgili çalışmasından daha iyi anlayabiliyoruz. Şöyle, Akif'in diyor cihan görüşü bir medresenin kapısını veya bir caminin duvarlarını aşamamıştır. Tamam. Yalnız unutmayalım ki diyor, bu medrese tamir görmüş bir medrese ve bu cami restore edilmiş bir camiydi. Şimdi bunu nereden söylüyor Kerim Sadi? Biliyorsunuz Akif aynı zamanda İttihat ve Terakki Partisi'ne mensup. İttihat Terakki üyesi. 1908 yılında Selanik'te toplanan İttihat ve Terakki Cemiyeti Kongresi'nde bir program kabul ediliyor. Bu programa göre İslamiyet asr-ı saadetteki sadeliğine döndürülecek, medreseler zamanımızın icablarına uygun bir şekilde onarılacaktı. Sırat-ı Müstakim gazetesi de o tarihlerde çıkmaya başlıyor. Yani 1908'de çıkıyor. Amacı İslam dininin yükselmesi ve bütün Müslümanlar arasında birlik kurulması. Bu gazetede yayınlanan yazıların önemli bir kısmı medreselerin ıslahı ve yeni bir ilmi kelam tedviniyle ilgiliydi. Yani Kerim Sadi bunu şey yapıyor. Nitekim Akif mesela, Akif'in İslam anlayışı, toplum anlayışı, ilim anlayışı falan bağnaz tutucu değil. Gayet açık, aydınlıkçı, ilerici, biraz reforma yönelik bir eğilim taşıyor. Bu yönü de şeyin vurgulaması, Kerim Sadi'nin vurgulaması kuşkusuz bizim elimizi güçlendiren önemli bir unsur. Şimdi Akif'in başka bir şeyi esasında şu: o cemiyetin bir ferdi olarak cemiyetteki ve dünyada gelişmelere bigane kalmamış bir adam. Mesela Sebil Reşat'a bir mektup gelir. Der ki, Trabzon'dan bir mektup, gelen mektupta Bolşeviklik Müslümanlığın aynıdır. Müslümanlar mutlaka Bolşevik olmalıdır diyenler var. Bu doğru mu diye okur, sorar. Yani Bolşeviklikle Müslümanlık aynı. Akif hemen ona cevap verir. Mektubu dört gözle bekliyorum diye. Der ki, efendim, sizi bekletmemek için sualinize bugün kestirme bir cevap vereceğim. İnşallah gelecek hafta daha geniş açıklama yaparım. Evvela iyice bilinmelidir ki Müslümanlık başka, Bolşeviklik başkadır. İkisinin bir olduğunu iddia edenler ya İslamiyet'in esasını anlamamışlardır yahut Bolşevikliği tetkike lüzum görmemişlerdir. Bakın, Süleyman Bey'in dediği gibi eğitici yönü de öne çıkan bir şey. Yani tetkik de etmemiştir. Müslümanların Bolşevik olmasına gelince, bir kere buna asla lüzum yoktur. Çünkü bu mezhebi Rusya'da meydana getiren hayati, iktisadi, siyasi, zirai, sınai velhasıl daha birçok esbab ve avamil vardır ki hiçbiri Müslüman memleketlerinde değil. Yani o toplumun farklı yapısının Bolşevikliği ortaya çıkarttığını söylüyor. Sonra da kendi görüşünü dile getiriyor Akif. Yine şeyde yine ilginç bir tespiti var. Yani hayatın doğrudan içinde olduğunu göstermesi bakımından, biliyorsunuz Berlin'e gidiyor Akif. Ya Akif teşkilat-ı mahsusanın emrinde de bulunuyor. Necit çöllerine, Berlin'e, değişik yerlere bu istihbarat teşkilatındaki faaliyetinden dolayı gidiyor. Berlin'e de esirlerin moralini düzeltmek amacıyla götürülüyor. İşte oradaki Müslüman esirlerin moralini yükseltiyor, konuşuyor falan. Fakat gene Mehmet Emin Erişilgil'in kitabında anlattığına göre Berlin dönüşünde Yahudiler hakkındaki tespiti ve Nazilere haber veren şu sözleri
dikkatinin keskinliğini yeteri kadar anlatacaktır. Berlin'de karşıma hep Yahudiler çıktı. Banka, borsa, kitap, musiki her şey Yahudilerin ellerinde. Vesikasız ekmek, tereyağı da öyle. Korkarım bu memleket bir gün onlardan hesap soracak. Bu kitabın 307. sayfasından alıntı Erişilgil'in kitabının. Ya muhakeme, ölçü, pratik hayatla hayatın içerisinde yer alarak yapılan tespit başlı başına çok yerinde ve sağlamlığı sağduyuyu gösteriyor. Şimdi ben de tabii zamanı şey yapmamak için yavaş yavaş toparlıyorum. Esasında ben şunu gördüm Akif'te. Şimdi buradaki dinleyiciler hazırın. Atatürk'ün gençliğe hitabesini zihnimize getirelim. Akif'in yazdıklarıyla, söyledikleriyle aslında Atatürk'ün gençliğe hitabesinde işte bağımsızlık, milletin geleceği, esaretten esaret zincirlerini kırma, kurtulma anlamında bir fark yok. Ben öyle görüyorum. Akif de aynı şeyleri bir nevi aynı duyguları, aynı söylemleri geliştiriyor. Her ikisinin de ortak özelliği, her ikisi de pratik şartlar üzerine inşa etmişler. Mesela Atatürk'te de pratiklik var. Hayalilik yok. Ütopiklik yok. Türkiye'nin o dönemin şartlarına uygun tavır alma, hareket etme var. Realist, gerçekçi. Realiteden hareketle eylemlerine yön verme. Akif'te de işte Safahat 30 yılın İstanbul'u, 30 yılın insan hayatı, değişmeleri orada insanlarımızı buluyoruz. Nitekim Atatürk ve Eşref Edip İstanbul'dan Ankara'ya gittiğinde Atatürk'ün huzuruna vardıklarında Atatürk onlara der ki Sevr anlaşmasına, Sevr esaretine Sebru Reşat'tan daha keskin, katı, karşı duran hiçbir yayın organı olmamıştır. Sebru Reşat aynı zamanda Anadolu'yu, Türk milletini en çok bilinçlendiren mecmuadır bu konuda. Yani Sevr karşıtı hareketlerin içerisinde demiştir. Şimdilik sözlerimizi burada tamamlayalım. Ancak şunu da söyleyeyim. Tabii bizim 30 daha önce faaliyet yapmanın bu alanda tecrübesinden hareketle Aralık ayında da şayet Hakan kardeşim planlama yaparsa, ki rektörümüzün hakkında bu yönde çok olumlu şeyler aldık. Bunu bir sempozyumla da İstiklal Marşı'nın 100. yılını Doğuş Üniversitesi'nde taşlandırabiliriz. Bu konuda da destek oluruz. Beni de dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize saygılarımı sunuyorum. Selamlarımı iletiyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Süleyman Ozan'a, Cafer hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Hocamız Mehmet Akif Ersoy'a ulaşmak için çok sayıda yol olduğunu belirtti ve bu yollardan özellikle Mehmet Akif'in ve Mehmet Akif hakkında yazılan eserlerden bize bir literatür taraması yaptı aslında ve bu literatürden de çok güzel atıflar söyledi, çok güzel örnekler verdi. Ve Mehmet Akif'in çok farklı bir kişilik olduğunu yine ortaya koymaya çalıştık. Kendi yazdığı eserler kadar hakkında yazılanların da ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz, görüyoruz. Aynı zamanda kendisi hakkında ve eserleri hakkında yazılmış yüksek lisans ve doktora çalışmalarının olması yine Mehmet Akif'in ne kadar önemli olduğunu bizim açımızdan göstermiş oldu. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum.
Sayın Doçent Doktor Süleyman Doğan hocama, Sayın Cafer Vani hocama katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Mehmet Akif'in çok farklı yönlerini konuşmaya çalıştık. Özellikle İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı da olması ve farklı yönlerini konuşabiliyor olmamızda çok güzel bir sonuç oldu bizim açımızdan. Sayın konuklara da çok teşekkürler programımızı dinledikleri için. Programımız burada son buluyor. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.